Ali abi hoş geldin. Aygır'a karar vermiş mi Ali abi? Şair. Çalıştın ya kardeşim. İyi akşamlar cümleten. Nasılsınız? İyi İyi misiniz? akşamlar. Kime gidiyor Abi hemen söylemeseydin ya. Ya enteresan işler var şimdi Şair Fatih. Kısrağı satın almak isteyenler var İrlanda'da. Koşmak isteyenler var daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şimdi kısrak öncelikle oraya gidiyor. Karantina başladıktan sonra bir ay sonra inşallah. Veteriner ve antrenör kontrolünden sonra bir teklif yapacaklar. Fiyat teklifi. Teklifi uygun bulursam kabul ederim. Bulmazsam da gideceği aygırlar sağ olsun çalışıldı ekipler tarafından. Şahit de çalıştı eksik olmasın. Elimizde bir güzel bir şey var. Uyumlu yani Türkiye'nin önde gelen pedigri uzmanları benim çok sevdiğim, değer verdiğim at sahipleri, kardeşlerim, abilerim çalıştılar. Hepsini değerlendirdik. Önümüzde bir havuz var. Oradan seçeceğiz herhangi birini. Ayrıyetten de ayın 8'inde 8 Ocak Şubat'ta Kulmor'la bir toplantımız var. Lavizgut'un ile ilgili. Oradan da bir Bolşehir mi yapacaksınız abi? işte her şey konuşuluyor. Meyerşehir, Holşehir. Bir de Nivbey'in sahibiyle görüştük. Beylerin çarasıyla. Onlarla da görüşürüz. Aydır'la takas edelim ha. Söyledim ben işte. Bir sendika kuralım Türkiye'de. Onatçı getirelim dedim. Onlar bir biliyorsun şey bir yeni aygır çıkardılar. Nivbey'in çıkarmış olduğu bir aygır yaptılar sayı. Neydi adı? Seabey galiba. Seabey. Bir tane daha aygırları var. Onlarla da görüştük. Bakalım artık kızımız için en hayırlısı neyse onu olacak. Bir de bende Teofilo var. O da şu an sahada hazırlanıyor. Onu da hatta istediler. Onun da biliyorsun sen şair. Wearable Dexter'in kuzeni. O da şu an çalışıyor sahada. Evet abi. İkisi birden gönderdiler. Yok artık dedim olmaz. Çünkü başka bir abimiz sağ olsun Atçı. Ya biz sizden daha yeni aldık daha ne çabuk geri istiyorsunuz deseydik. Ya ben geve almıştım anne karnında pandemide. Geldi doğum yaptı. Şimdi Wearable Dexter'in kardeşi çıktı. Öyle bir şansımız oldu yani. Kuzene çıktı. Hayırlısı bakalım artık ya Allah. Koşmayı nasip etsin Türkiye'dekini. Türkiye'de açlık da nereye gittiğini bilemiyorum artık yani. Zor şey iyi gitmiyor yani bence. Acaba biz Şimdi fazla mı tabii şey yapıyoruz bu yurt dışından kısak getirip burada at koşacağız diye. Onu da düşünmüyor değilim şimdi. Antrenörümde bir saat toplantı yaptık. Telefonda konuştuk. bu kadar kasmaya gerek yok yani. Ya ne bileyim Avrupa abi Ligi'nde ya diyoruz ya. şey. Abi seyis kardeşlerimizin iki dudağı arasına kalmışız. Derneklerimizin hali ortada. Ben 2 yıl önce, 1,5 yıl önce seyislerimizin ilk talepleri olduğunda söylediklerinde bu işin sonu kötü demiştim. Bana demişlerdi ki Ali abartma. Ali böyle deme, Ali şöyle deme. Recep abi söylemişti. Fatih Çiftçi vardı. Rahat olun demişti. Bugün geldiğimiz noktada bir şu an seyisin maaşı 16 bin liraya geliyor. Sigortasıyla beraber. Yarış ikramiyelerinin durumu ortada. Sahada bugün tek at baktıran çoğu at sahibinin seyisleri işten çıkardığını duydum. Artık herkes 2 at bakacak demiş. Yani bu iş acayip bir garip bir yerlere gidiyor. Gerçi konumuz bu değildi ama ben de artık buraya yatırım yapılır mı yapılmaz mı? Yurt dışından kısa getirsek, Tayda olsa koşsak mı koşmasak mı? Bunlarla arası şey kaldım ya. Yani, kafam çok karışık yani. Anladım. Yeni yatırım var mı Avrupa'da? Abim de Türkiye için yok artık herhalde. Bundan sonra ben Türkiye için bir şey yapmayı Anladım. düşünmüyorum. Ya şimdi Nubey'in aşım fiyatı biliyorsun 75 bin euro Evet abi işte. Hani 75 bin euro. ciddi bir Aygır oldu rakam. 15 bin euro. Ay şey onun mesela 2022 kapanışı 3 tane Grup 1 Evet. galibi aynı yıl içinde. Safranbeç. Yani o Safranbeç var. Şey var. hani Saffron Beach, Bay Bridge bir de Bayside Boy. Şimdi bu, yani bu aynı yılda 3 tane grup bir her aygırda olmaz zaten fiyatı oraya çıkma sebebi de o.
Onun dışında bir tane grup 2, bir tane grup 3, bir tane de listed kazanan. Yeni ama bunlar. Yani hepsi aynı yıl içinde ilk defa bu seviyede yarış kazananlar. Yani grup 1, 2, 3 olarak baktığında 5 tane grup atı vermiş. Aynı jenerasyon, aynı yıl diyeyim daha doğrusu, jenerasyon değil. Bu ciddi bir gelişim demek. Yani Kayhan Özcan kardeşim bunu İngiltere'den atı aldığımızda, kısra aldığımızda karnında işte Nibeytay'ı vardı ve biliyorsun daha koşmamıştı Nibeytay'ları. Biliyorum, aynen. Bir öngörü vardı, Kayhan'ın şeyi vardı sağ olsun. Hatta aynen. İki tane kısra kalmıştık. Biri sonra Karcabey'de öldü kısra. Bu da onun tayı işte. Aynen. Koşmaya çalıştık elimizden gelince. Oldu olmadı. Şimdi de işte istek olunca İrlanda'dan oraya gönderdik. O istek olması gayet doğal abi. Bakalım gayet artık. Doğal. Yani hayırlısı. Dişi olmasının da çok ciddi avantajı var. İyi performanslı bir dişisi. Orada çünkü yeni aygırlarda böyle proje yapmak için herkesi şimdi ağzının suyu akıyordur yani. Bir de Kayan'la daha önce söylemişti. Fransa'da satıldı kuzeni 220 bin euroya. Kasım satışlarında, pardon 3 Aralık satışlarında Fransa'da kardeşi 220 bin euroya gitti. Ama tabii Lope de Vega karnındaki. Bakalım artık kısmet ya, biz de bir şey. Ya benim amacım, ilk başlık amacım oraya gönderip orada. Burada Türkiye'deki çoğu kişinin bize Davizgut için bir aygır önermediler. Hatta şey ne onun ismi, Onur devreye girsin. Kendisi de anlattı bana, uzun uzun konuştuk sağ olsun. O da ilgilendi. Uygun aygır olmadığını söylüyor herkes. Çoğunluk yani. Uygun bir aygır olmadığını söylediler. Ben de bunu duyunca rotayı şeye çevirdim. Allah izin verirse göndereceğiz İrlanda'ya. İnşallah şansı bahtı açık olur. O kısran aldığı son update gerçi daha önceden de update'li bir kısran. Evet. Bu Dundee'nin Dundee'nin bende işte bu sene Latifkan'a gidiyor. Biliyorum abi, o Drum to Run kızı, evet. 2010'du. Onun Dalika diye bir kızı var, 2016 doğumlu. Evet, Dalika. Bu hatta önce gruplarda derece yapmış, hatta grup 3'te kazanmış ama 2022'de grup 1 kazanmış Amerika'da. Evet. Şimdi oradan update'i var yani. En ciddi update'i oradan yapmış 2022'de. Bakalım abi. Yani bundan dolayı muhtemelen şey yapıyorlar. Üzerinde duruyor. Bakalım abi. Ali abi sen şey konuşmuştuk ya seninle, hani bu yurt dışına acaba başka bir kısrak yanımızda bulabilir miyiz? Gidebilecek olan var mı? Evet. Ben onunla ilgili tabii yakın çevremle de istişarelerde bulundum abi sen söyledikten sonra. Ama kardeşim. Biraz önce sen hani bazı gerçeklerden bahsettin ya abi. Evet. Herkes aslında hep oradan o noktada takıldı kaldı. Hani şu anki mevcut durum, işte bir sene sonra ne olacak, iki sene sonra ne olacak, üç sene sonra ne olacak. Çünkü bu hani bu planlar, bu yatırımlar hani böyle 6 aylık bir senelik yatırımlar değil bu yatırımlar. Yani uzun uzun vadeli yatırımlar bunlar. O yüzden maalesef gerçekler hani şu an Türkiye'den yurt dışına senin yaptığın gibi şu an yaptığın bir operasyonu çok mantıklı kılmıyor. Yani işin bir boyutu, gerçek tarafı bu. Ama bir de insanın hayallerin peşinden gitmesi var abi. Hani hep konuştuk ya bu kısra abi, ya şu aygıra çeksek nasıl oluyor, bu aygıra nasıl çeksek oluyor. Şimdi Love is Good özelinde benim hani ilk adresim Invisible Spirit'ti. Yani Invisible Spirit kanattıydı. Yani kendisi olmasa da işte oğulları, torunları. Yani benim için direkt aday bu kısrak özelinde bu kanattı. Yani inşallah o kanattından bir aygır seçersiniz abi. Ben de mutlu olurum. Çünkü benim ilk şeyim o, tercihim olacak yani, söyleyeyim. Vallahi sağ ol kardeşim. Vallahi Ali abi bol şanslar diliyorum. Onur da bu kanaldan girmişken tam da bugünkü konuşmamızın üstüne güzel oldu. Herhalde Lavizgut'un yol arkadaşı Perilina. Ben doğru biliyorum herhalde. Ben açıklamayayım şimdi. Başkasının başka evet. Bekir'in yani Fedai abi de girerse olacağı için ben şey yapmayayım. Onu söyleyemem tabii. Bir yol arkadaşımız var. Kim oldu? Kim olduğunu bilmiyorum. Evet, güzel de bir yol arkadaşı var inşallah. Güzel aygırlara gidiliyor. Bunlar hayaldir abi. Yani bence çok da güzel oluyor. Onur'un dediği gibi hepimize de heyecan katar. Sonuçta bizim ülkemizde başarılı olmuş kısraklar oralarda gidip bir de bu kısraklar, yani onun da göz ardı etmemek lazım. Sonuçta zaten yurt dışından gebe aygırların
kısakları aracılığıyla Türkiye'de doğmuş atlar. Gidecekler orada güzel aygırlarla eşleşecekler. Güzel olacak inşallah bakalım. İnşallah. Yani biz de heyecanlıyız. Sonuçları görmek için harbi. Yani inan böyle yurt dışında koşan atların yarışlarını seyrediyoruz ya. Bu da bana o kadar heyecan veren bir durum. Çok merakla ya, bekliyorum sonuçları. Sağ ol, başarılar inşallah. Güzel olacak. Acı gerçekle bugün karşılaştım. Atı almak isteyen adam teklif de etti. Beraber atı beraber koşabiliriz diye. Yani 8-9 yaşına kadar alırsak atı veya ortak olursak koşmayı planlıyorlar. Eğer veteriner ve antrenör okey verirse. İşin açıkçası bir şey söyleyeceğim, inanmayacaksınız. Ne kadar dedim şeyiniz? Aylık bakım ücreti. 2000 euroymuş normalde. Ama çok sevilen bir at sahibi İrlanda'da. Atı göndereceğim kişi. Ben kendisine sadece 1000 euroya bakıyorum dedi. Bir atın koşması 1000 euro arkadaşlar Avrupa'da. 21 bin lira şu an. Bizim bir seyisimizin maaşı 16 bin liraya geliyor. Sigortası dahil. Deyip ben köşeye çekileyim. Ali abi iyi akşamlar. Ali Çapacı abi. Geçen gün yanına geliyordum. Yanımda yok geliyordu gel bu soldaki Ahmet Kavran'ın çiftliği pembe miydi abi orası mıydı? O da benim alt tarafta benim ikisi de abi yol üzerindeki ne de yok, hangini istesen gelebilirsin abi. Gelemedim 18 Şubat'ta geleceğim inşallah. Tamam beklerim. Sen çok güzel kararlar almışsın, destekliyoruz, çok sevindik ama hani bu piyasa ile ilgili bir az önce konuşma yaptın. Sözünü kesmemek için araya girmedim. Odanın başında bombalar patlattık. Bilmiyorum sen kulağın kesik adamsın. Duymuşsundur bir şeyler elbet. Güzel günler yakında geliyor inşallah Ali abi. Bilgin olsun vallahi, diye söylüyorum. Antrenörle bir saat konuştuk. Seyis kardeşimizin yani bizim ekürde de bir kişi var. Etraftakilerin duyunca bütün şeyim kaçtı. Yani moralim çok bozuldu. İş topluca iş bırakanlar yani Seyis Derneği'nin başkanı ne yapmak istiyor neler yapmak istiyor hiç anlamış değilim. 15.500 lira gibi bir maliyet var şu an. Hiçbir haberim yok işin açıkçası, duymadım herhangi bir şey. Paylaşırsanız sevinirim ama yani bence en önemli şey karakter olmalı, duruş olmalı. Benim için daha önemli böyle şeyler. Yani para pul İlla ki halledilir ama zaten biliyorsun pandemi döneminde 3 ay biz at koşmadık ama herkesin maaşı verildi. Herkesin maaşı yattı. Kimse bunu nereden buluyorsun diye sormadı. Bu aslında bizim görevimiz ama yani bu seyisler at sahibi olmak istiyor. At sahipleri mi seyis oluyor? Bir garip bir durum var ya yani. Ben anlayamıyorum, çözemiyorum yani. Allah sonumuzu ayırsın. Türkiye'deki açlık nereye gidecek, ne olacak, ne bitecek hiçbir fikrim yok açıkçası. Ama sizden dinlemek isterim ne olduğunu. Odanın başında çok konuştuk Ali abi, şimdi tekrara düşecek. Ben sana şimdi mesaj atarım biraz sonra mevzuları ya da yarın Zülküf'ü anlatacağım ben ayrıntılı, o sana anlatır. Eyvallah abi. Eyvallah, inşallah iyi olur şeyimiz için ama benim şahsen bütün sıtkım sayılmış durumda yani. Yok yok abi, ben düzelecek inşallah, o kadar diyeyim, konuyu kapatalım şimdi, tekrar gidecek çünkü yarım saat konuştuk abi konuyu. Ben size Orhan abi, şimdi Harun abi ufak bir şey söyleyeceğim. Aslında abi bak, bu gibi zamanlarda tamam hani ortada böyle bir somut gelişme olmadan, işte bir şeyler imzalanmadan böyle çıkıp böyle yetkililer bir şey söylemezler. Ben bunu çok iyi biliyorum. Hepimiz de bunu çok iyi biliyoruz ama şu an gerçekten insanların bir ümide, bir umuda, bir tutunulacak dala ihtiyacı var abi. Hani bak, bu hayatta da her zaman böyledir. Bazen böyle düşersin yere, tamam mı? Böyle ya zor zamanlar geçirirsin, işin bozulur, yani tökezlersin, istediğin gibi gitmeyebilir işler. Bu her zaman hayatta herkesin başına gelebilir ama önünde bir ışık varsa o ışık için yine bir, ya daha çok çalışayım dersin, daha çok mücadele edeyim dersin. Bir şeyleri acaba nerede yanlış yaptım onları düzelteyim diye uğraşırsın. Ama şu an abi bize kimse bir şey göstermiyor. Önümüzde bir ışık yakmıyor bize, böyle bir fener, bir lamba tutmuyor. Anlatabildim mi? İnsanların aslında hani böyle aslında o kışın da bir kasveti olur. Her zaman kış ayları böyle bir
Aralık, Ocak, Şubat böyle atçılar için de bir kasvetli geçer ama en azından bize böyle bir yetkililerimiz, büyüklerimiz böyle bir şeyler dese ya, bir ışık gösterse uzaktan. Yani şimdi bir zamanında dediler bir %50, %60 ikramiyelere zam gelinecek dedi. Bir ümit yaydılar. Bir etrafta bir konuşmalar oldu, güzel söylemler oldu. Ya dedik tamam, bak bizi, halimizi gördüler, anladılar dedik. Abi bir açıklandı ikramiyeler %20. İşte anlatabildim mi? Hep böyle oluyoruz. Yani şimdi de yine bir dedikodu mekanizması işliyor. Yine birileri bir şeyler söylüyor. Hep böyle insanlar böyle bir şey biliyormuş gibi yarım ağızla bir şey söylüyor. Ama ortada yine bir şey yok. Anlatabildim mi abi? Yani somut bir şeyler olmadan tamam açıklanmasın eyvallah ama tünelin ucunda da bir ışık varsa insanlar çıksın bize o ışığı göstersinler. Biz de hani, abi çok moralimiz bozuk ya. Bak ben bunu geçen aylarda söyledim. Burada Recep abi kızdı bana. Hepiniz de buradaydınız, hatırlıyorsunuz yani. Anlatabildim mi? Şimdi bizim morale ihtiyacımız var. Kim olursa olsun bu iş moralsiz yapılmaz arkadaşlar. Bak en zengin insan, en paralı insan, hiç parayı umursamayan bir insan dahi olsa burada moralsiz olsun burada durmaz abi. Bu iş moralle yapılan bir iş yani. O yüzden böyle bu saçmalıkların, yani böyle bu tutarsızlıkların, böyle mantıksız işlerin artık bir an önce böyle bir şekilde bir düzene girmesi, yani at sahiplerine birilerinin sahip çıkması, yani sahipsiz kaldık abi ya. Sahipsiz kardeşim, çok sahipsiz. Ben daha önce bunu yazdım. Bilmiyorum abi, yazdım sahip bunu yani. Seyislerin oyuncağı olduk. Emine de söyledim antrenörüme, dedim Emin Gazi kazandıran seyis dahi olsa yol ver dedim kardeşim. Nedir bu abi ya? Kim at sahibi belli değil. Dinliyorsa hepsi de bilsin yani. Ali abi sanki biraz problem seyis değil de ikramiyeler değil mi abi? Abi ikramiyeler, bak ikramiyeler benim için çok yani şu an şey değil yani, ölümcül bir durum değil ki ikramiyeler. Abi bak ne diyorum sana, 1000 euro İrlanda'da at koşmanın bedeli aylık, Türkiye'de bir seyisin maaşı 15.500 lira. 15.500 lira sırf seyisin maaşı. Çuval talaşı 70 lira olmuş. Ot 130 lira olmuş. Nala ilaca, Avrupa ilaca hiç girmiyorum. İdman jokeyi 1200 TL. Hepsi emekçidir. Allah bin kere razı olsun hepsinden. Elde dert görmesin. Ve saygı, adam diyor şey diyor yani, giderim diyor. Saygısızlık, geçen gün de duydunuz burada. Antrenör ne iş yapıyor ki? İdman jokeyi ne iş yapıyor ki? Seyis çalışmış. Seyis ne dedi geçen gün geldi şeye. Ben dedi TCK'da startçı oldum dedi 5 ay. Ve işe gitmediğini söylüyor. Maaş aldığı sadece söylüyor. Biz neyi konuşuyoruz ki abi? Ve başka sürü de dedikodu bu konular hakkında. Seyis şey at sahipleri derneği satış yaptı. En büyük zararı gören yetiştirici oldu. Keşke yapmasalardı. O gün yüzlerce yetiştiricinin boynu bükük ayrılmıştır. Umudu kalmamıştır. Buyurun Ahmet Bey. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Abi, Ali abi öyle diyor da yani bütün zorluklar hep seyisin üstündedir. Yani bize bu 12 milyar çok mu yani? Ali abi oldu mu acaba? Buradayım kardeşim, ben 12 milyar çok demedim. 15.500 lira bu arada sigorta dahil bir seyisin bir maliyeti. Artı saygısız seyislerden bahsettim. Haklısın burada. Antrenörüne iş şeyine antrenörüne saygı duymayan insanlardan bahsettim. Ondan bahsediyorum Ahmetciğim. Var mı senin bana soracağın soru kardeşim? Haklısın abim. Yok, teşekkür ederim. Fatih, bu uzun vade kayıtları bugün bitti, ilk taksitler abicim, istersen onları bir konuşalım, biraz şeyi değiştireyim, ben konuyu değiştireyim yine. Tabii böyle abi, nasıl istersen. Yaptım mı uzun vade kayıtını? Olur. Bu arada Invisible Split derken Fearless King, Invisible Split
Kikmen'den geliyor yani. Var burada evet. Türkiye'de. Teşekkür ediyorum Harun abi önerin için. Sağ ol abi. Abi diyor. Abiler ben bir yarım saat kaçıyorum. Geleceğim yarım saat sonra. Şimdiki akşamlar hani kaçmış gibi olmayayım diye araya girdim. Özür dilerim. Bu arada Master Patrick'in dün gece bir tayı doğdu. Kamu spotu paylaşayım dedim. Sayfama tıklayıp üçüncü hemen, gönderime bakarsanız. Hemen yukarı paylaşıyorum. Ben, arkadaşlar zahmet etmesin. Arkadaşlar yukarıdan bakabilirsiniz. Hemen paylaşıyorum. Kardeşim benim sağ ol. 8 saatlik video Tatay. Ben çıkınca biraz yorum yapın arkamdan. Öpüyorum. Yarım saat sonra geleceğim. Tamam abi görüşürüz. Arkadaşlar yukarı paylaştım Master Patrick'in ilk tayını. Gayet güzel gözüküyor bende zaten. O da konuşuyor mu? Orhan Bey. Gitti abi. Benim adım Minik Pastır Master Patrick. Hacı bu Love is Good için Invisible Spirit'i nereden bağlayacaksın? Ben bilmiyorum abi. bağlama işleri sana ait abi. Bunları sen bağla. Ali abi sordu. Ben ufak da olsa fikrimi söyledim. Ben sana gönderdim zaten Aygır Adaylı'nı. Yani. Eyvallah. Ya şimdi senin çalışmaların tabii daha bilimsel, sen daha detaylı bak. Estağfurullah ya, bilimsel değil. Yani bilim adamı. Daha böyle yani yüzeysel bak. Şimdi New Bay'in kısrak babalık performansı yok. Dubavi'den, baksan Dubavi, Frankel'den 3 tane grup bir galibi vermiş. Yani Frankel'in 3 tane grup bir galibi tayının annesi Dubavi. Şimdi Frankel'e gitmeyeceğine göre, gidemeyeceğine göre. Evet. Frankel'in oğulları diyeceksin. Şimdi Frankel'in oğullarından da şu an kendini ispat etme yolunda olan çok böyle belki kimde var ki şimdi Kulmor acaba Ali abiyle Frankel üzerine mi görüşecekler? Yani şimdi olayı biraz kafamda kurmaya çalışıyorum da. Ama şimdi bak bu Lavizgut'ta biraz sürat lazım. Bu kısra, biraz süratlendirmemiz lazım. Çünkü bu aşağı tarafta doğru, gerçekten çok stamina var yani. Invisible Spirit olayına katılırım. Yani hayır şey ekstra bir şeyle bağlamak için mi Invisible Spirit'in bir oğlu dedin de onu şey yapmaya çalıştım. Evet. Ben biraz Dubavi'den yola çıktım açıkçası ben biraz orada. Bir de aşağıda işte Monju tabii ben çok sevdiğim bir kısrak babası. Annesini de çok beğeniyorum bu arada ben Love is Good'un. Yani bence yani çok pedigri olarak da yani o kanattı zaten pedigrisinde olmadığı için işte sürat ihtiyacı olduğu için Dubavi'nin de bu Invisible Spirit'le iyi olacağını düşündüğüm için daha önce var, de başarılı başarılı örnekleri de var. Abi yani, bana sorsaydı muhtadır derdim. Hem yol mesafe olarak daha yakın. Tık hemen Fransa'nın bir ucuna bırakılırdı. Havalar da orada ılıman. Daha aşağıda ya güney kuşağı. Dur abi. Muhtadır derdim yani ben olsam. O eşittirim derdim yani. Kulmar görüşmeye çağırdıysa muhtemelen Folşehir için çağırıyor da. Ama o koşma fikri de şöyle yani konuyu değiştirmek için uzatıyorum da. Şimdi mesela Avrupa'da bir black type yapsa kısrak orada bir yerde grupta derece yapsa onun değeri çok yükselir. Yani hem New Bay'in aşın fiyatı hem 3 tane grup bir geçen sene yeni aygır babalığı gibi ki ben az önce baktım tayları nerede grup bir kazanmış diye. Bir tanesi Champions Tex'te ada yarı geçmiş yani. Hani böyle şaka gibi performans değil yani böyle ciddi ciddi yarışlar kazanmışlar 2000 metre civarında çok iyi performanslar var. Hani koşma fikri de o açıdan bence parlak. Çünkü yaş aldıkça daha iyi koştuklarını görmüşler. Bu kısrağa ilgi göstermeleri de yani bir hayli gurur verici yani ben vallahi sevindim Ali abi adına. Ya bir de Şahir belki o kısrak biraz Türkiye'de hani bizim koşullarımız işte atlarımızın hipodromda kalması işte o sebeple belki heyecan yapıyor olabilir. Belki orası hani onun heyecanının gitmesi açısından da çünkü Love is Good'un tek eksiği bu aşırı heyecanlı olmasıydı. Yani ben çok yakından tanıdığım bir tay. O şeyleri aşarsa zaten performansını tam anlamıyla hiçbir zaman gösteremedi o. Çünkü çok ciddi bir potansiyeli var. Bunu hiçbir şekilde yansıtamadı sahaya. Bu kısraklarda da biliyorsun yani bu titizlik, bu heyecan olayı olduğu zaman bütün performansını alıyor. Erkekler gibi de değil dişiler. Çok etkileniyorlar erkeklere nazaran öyle söyleyeyim. O yüzden hani belki oranın havası, bakım koşulları, işte yarıştan sonra belki bir padoğa salınması vesaire, bir idman pistinde kalacak olması gibi gibi özellikler belki onu rahatlatacak. Belki o potansiyelini ortaya çıkaracak yani o koşma özelliği, koşma projesi de neden olmasın. Abi Erkan abi mesaj yazmış. Mirage Dancer var
Frankaloğlu burada demiş. Erkan abi çağırsana şey bir zahmet Fatih. Hemen ne oldu hemen?